bunu çok iyi dinlemeniz gerekiyor şu anda söyleyeceğim şeyi derse belki de iyi bir pencere olacak. Çok önemli ama bu. Dışarıya bakıyorum, göl görüyorum, ağaçlar görüyorum, nefes alıyorum, koronayı diyoruz, acıkıyorum, bir şeyler diyorlar, hariç. Sonra, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeri giriyorum. Bir şeyler düşünüyorum ben de. Bu olay mesela baktığım zaman, bu en büyük çıkmaca gölünü görüyorum, hem Marmara görüyorum. Sizi görüyorum, ışığı görüyorum, acıkıyorum. Bedenin dayatmaları var, kuşlar uçuyor. Garip bir yer. Hiç hatır hayale gelmez bir memleket. Bu gözümüzü buraya açtık. Biz tercih etmedik yani. Garip bir memleket. Sonra bunlar benim, Harun, fikrimi hareketlendirdi. İçeriye geçtim. Ondan sonra bu fikir, yani bu hadiseler, ben fail değil. Rüzgar esiyor, kar yağdırılıyor, dağları görüyorum, kuşlar uçuyor, acıkıyorum. Hiç benimle alakası yok. Bende de gözükse bile. Benim dışımda sistem kurulmuş. Çok önemli. Ailenizde de kullanırsınız, psikolojide de. Bu olaylar, benim dışımdaki olaylar, benim düşüncelerimi, fikirlerimi de hareketlendirdi. Onları düşünmeye başladım. Kıyas etmeye başladım. Yorumlar yaptım. Fikirler ürettim. Yaparken hislerim çıktı böyle. Mesela koronayı konuşurken doktorla korku çıktı bende. Birisiyle konuşurken aşk çıktı, muhabbet çıktı, vefa çıktı, irfanlık çıktı. Bu da his. Üç adım attım, görüyor musunuz? Benim dışımda olan. Sonra onların bana yaptığı tesirler, düşünceler, fikirler, malumatlar, zanlar, bilgiler, fikirler çıktı dedim ikinci. Üçüncü adım, bu neyi düşünüyorsanız, onunla alakalı bir hayal geliyor, his geliyor. Dedim ya biraz önce, mesela şurada arsa var, ucuz falan deyince bir his çıkıyor. Veya aşk oluyor, muhabbet oluyor. Korona ile konuşunca korku hissi oluyor. Üçüncü adım his. Dördüncüsü de duygular çıkıyor. Duygu. Muhabbet, lezzet, ondan sonra şefkat, duygular bunlar. Daha ilerisi latifeler çıkıyor. Latife, böyle. Ne için anlattım bunları? Tüm bunların arkasında hep beni aramak var. Bunlar bana hep giydirilmiş. Size ne lazım diye ayrıca. Arkadaşlar bu dersler ne biliyor musun? Niye uğraşıyoruz yani? Niye peşine koşuyoruz? Kanun bilsem ne olur, bilmesem ne olur? Ali, emir bilsem ne olur, bilmesem ne olur? Arkadaşlar, çok hususi bir şey konuşuyorum ha. Bunlar hepsi bize giydirilmiş, bizi bizden etmiş, bizden uzaklaştırmış. Biz bir de üstelik üstüne hep bunlara hep ben demişim. Bize hep giydirilmiş bunlar. Onlardan sıyrılmaya çalışıyoruz. Bu derslerle. Gelirken arabada camı açtı adam bir şey dedi. Bir şey giydirdi bize. Dünya oluşturdu. Gadap oldu. Bir telefon geldi. Hayda. Ulan derse gidiyorduk, bu nereden çıktı ya? Her şey ya dünya oluyor, dünyamız içine bizi alıyor. Ya da dünyamızı değiştiriyor. Ya içine giriyoruz ya içimize giriyor. İkisi de acayip. Hep bize giydiriliyor. Kadın sabah sabah bir şey dedi, kalktı. Veya kadın olsa erkek kalktı bir şey dedi derdi muhataplarım olsaydı.
Yani arabada bir yanlışlık yaptım, makas yaptım. Ulan diye girdik, onun bir şey oynattı, onun içine girdik. Otomatik dünyamı oluşturdu. Oysa gelirken gafur iyi vardı, havası iyiydi. Ama birisi ondan sonra muzu yedi, attı tam cama geldi. Yani tükürdü ama veya cam sileci basit bir şey, cam sileci hızlı gittiğinde senin camına geldi gibi. Detayı anlatıyorum ki bunlar hep bize giydirilmiş. Bu derslerle fark ediyoruz giydirildiğini. Mesela bugün gelmesen bunları duymayacaktın. Fark ediyoruz. Ettiğimiz kadar, muvaffak olabildiğimiz kadar, fiili dua yaparak, dersi gelerek bu üzerimizdeki battaniyeleri, giydirilen libasları çıkarmaya çalışıyoruz. İman bile libas, biliyor musunuz? Ruha giydirilmiş. 20. söz. İlerisi var mı daha? İman bile giydirilmiş. Hep bu süreçlerin sonunda hiç düşünmüyor musunuz böyle? Akşam mesela veya böyle oturduğun zaman bunların içerisinde hakikaten ben kimim ya? Kabir giydirilmiş, sela okunuyor, aha giydirildi. Birisi bir şey anlatıyor, birisi bir şey söylüyor, biri video gösteriyor, bir şey diyor. Düşünüyorum, fikrediyorum, dünyam oluyor. Hep giydirilmiş, biliyor musunuz bize? Hep giydirilmiş. Kabir bile giydirilmiş. Sohbetler, vaazlar bir giydirilmiş. Ya kardeşim, bizi giydiklerimizden çıkarıma dair sohbet de yok dünyada. Bu elbiselerden fark etmek, hadi fark ettik ama çıkarıma dair bir sohbet yok. Yani fikir üretmek, imal etmek şöyle dursun. Tam tersine, cumaya gidiyoruz, vaaza gidiyoruz, din adına yapılandıracağız kendimizi, sıyrılacağız çok şeylerden. Giriyoruz, ya cehennemden bahsediyor, ya cennetten bahsediyor, ya amelden bahsediyor, ya hak hukuktan bahsediyor. Doğru, yanlış demedim ya. Ama hepsi giydirilmiş. Hepsi giydirilmiş. Ya ilerisini söyle, var mı daha? İmam bile giydirilmiş. Yani esma bize giydirilmiş, sıfat bize giydirilmiş, şunat bize giydirilmiş. Hep bunların arkasında şaşkın şaşkın dolaşıyoruz, derslere gidiyoruz, bir şey yapıyoruz. Gayet hep bunlardan sıyrılmak. Yani bu derslerin gayesi bunları fark etmek. Sıyrılmak kalsın. Başka zamana, başka zemine, başka bahara kalsın. Belki de cennette de olmayacak. Azrail şeytan bile giydirmiş Adem Aleyhisselam. Küçük yaptı cennet. Cenneti adamın dünyasında cehennem yaptı. Burada ölüm var dedi. Bunu yersen dedi, beka bulacaksın dedi. Yani giydirdi ona. O da dünyasını küçülttü. Yani o da bir şeye aldandı. Aldandı diye geçiyor. Ceddiniz olan Adem bile şeytana aldandı diyor. Şeytan bile kendisine şeytanlık mı yapıyor? Şeytanın şeytanı var mıydı? Benim ne kadar varsa şeytanın da şeytanı vardı. Abi zamanla mekanı çok şey yapıyoruz böyle de bunlar asıl giydirilmiş. Hep giydirilmiş. Sıyrılınca biraz fark ediyor insan. Hep giydirilmiş. Mesela göz değmesi giydirilmiş. Karşıki adam giydiriyor. Bakın görüyor musunuz? Göz insanı mesela deveyi kazanır. Sihir büyü giydirilmiş. Aşk giydirilmiş. Şefkat bize giydirilmiş. Hepsi acayip bir şey. Bir dahilden oluyor, bir de hariçten oluyor. Mesela göz değmesi, cinlerin musallat olması. Cinlerin musallat olması, trafikteki bir adamın hakaret etmesinden ne farkı var? Trafikçisi var, makaslama yaptı. Ey senin dünyan bitti, oraya girdin işte. Hep giydirilmiş.
Korku giydirilmiş. Haf giydirilmiş, karanlık giydirilmiş, zulmet giydirilmiş. Bunlardan sıyrılma egzersizi, faaliyeti, namaz. Yöntem, bunlardan sıyrılmanın fiili namaz, sistemin adı tefekkür. Başka bunun yolu yok. Sıyrılmanın, böyle atmanın, tefekkürden başka yok. Çünkü tefekkür kafirde yok, gafilde de yoktur. Onlarda düşünce vardır. İşte göreceksiniz şimdi nasıl şey giydirilmiş bize. Kanunla göreceğiz. İmam-ı Mübin nereden olmuştu? Ne vardı içerisinde? İlim emir. Emir hakkında hiç bilgimiz yoktu. Emir, umur, evamiri tekvini yapmadan önce hiçbir şey bilmiyorduk ki. Diyordunuz, hatırlıyor musunuz? Evet. Zeytinburnu'nda, Küçükçekmece'de. Bilmiyorum. Şimdi biraz biliyoruz. Evamiri tekviye neye? Emri ilahi, emri rabbanileri biliyoruz. Epey biliyoruz. Emrin içerisinde kanun ve namus varmış. Kanun ve namus, o İmam-ı Mubin'deki ilim, emir, Kitab-ı Mubin, kudret ve irade, o emir içinde nasıl dayatıyor göreceksin şimdi. Nasıl giydirilmiş. Yani evleniyoruz, bir dünyamızı da başka bir dünyaya koyduk, giydirildi. Bir çocuk oluyor, onu dışarı bir kondakta sarıyoruz yani. Ben zaten sarmaşık bir şeydim. Onu da evlenince başka bir sarmaşığa girdim. Ne kadar kartopu gibi eklenmişiz. Ne kadar da çok uzaklaşmışız. Ne kadar özlemişim kendimi ki. Nerede biliyorsunuz kendimi özlediğimi? Buna da iyi kulak verin. Bu konuşmayı dinleyen sizler ne kadar rahatlıyorsanız bu sizin aslınıza doğru seyahatin olduğundan ve onun adı hakikaten ben beni ne kadar da özlemişim ki konuşulunca bu kadar rahatladım. Ya ben beni gördüğüm zaman sarılınca ne olurum? Kendimizden konuşuyoruz. Rahatlıyoruz. Konuşma. Demek ki hakikaten ne kadar uzaklaşmışız. Hep giydirilmiş. Dünyaya geldi. Biliyor musunuz? Bir şey anlatacağım dedim diyor. Kefen de beyaz. Kondak da bayan. Kondak sarılıyor ya çocuğa. Gelinlik de beyaz. Ekseriyeti mutlaka beyaz. Niçin? Yani simgesi var. Adem Aleyhisselam'ın rengidir. Adem Safiyullah'tır. Beyazdır. Bir şeyden sıyrılıp başka bir yere doğmaktır. Alemi gaybden, alemi şehadete doğmanın adı kundak sarmaktır. Alemi şehadetten, alemi gayba doğmak kefen sarmaktır. Anne baba veya çevrenin bizi oluşturduğu dünyadan kendi oluşturacağım dünya olan evlilik, müstakiliyetime doğmaktır da gelin. Doğmak yani. Şimdi sıyrılıyor gibi gözükürken aslında bir karmaşıklığa da giriyor insan. Tek çare fark edeceğiz. Farkındalığımızı artıracağız. Sonra düşüneceğiz bunları. Fikredeceğiz. Sonra hissedeceğiz. Sonra mahsedeceğiz. Sonra zevk edeceğiz. İşte olayları düşüneceğiz, fikredeceğiz, yani fark edeceğiz. Hep giydirilmiş bize. Hep yeni bir dünya oluşturmuş. Zaten ben bende değildi. Evlendim bir de sarmaladı. Bir çocuk oldu bir de sarmaladı. Onların olduğu arzularım yok oldu. Mesela Gafur, babasınız. Sizin arzularınız o kadar yok artık. Mühim de değil. Erteleyebilir, öteleyebilir. Bastırılmış duygulara sahipsiniz. Çünkü artık sizin arzunuz yok. Çocuğun arzusu arzunuz olmuş. Ne düşünüyorsa düşünüyorsunuz. Ne istiyorsa istiyorsunuz. Artık sizin isteğiniz de yok. İstek de yok. Çünkü dünya yok. Böyle bir dünyaya hoş geldiniz. Evet, namus. Namus okuyorum. 53. sayfa size gönderdim.